Pek muhterem kardeşlerim, gerek ülkemizde gerekse dünya üzerinde yaşayan insanların %10'luk bölümünün birazcık daha üstünde bir rakama tekabül edecek şekilde engelli kardeşlerimiz var. Bu engellilerin bir de aileleri var. Tabii bu kategorinin birazcık dışında olmasına rağmen bir de iyileşmesi imkansız olan yatağa mahkum kardeşlerimiz de var. Her sağlam kardeşimizin de bir engelli ve hasta adayı olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda içinde bulunduğumuz bu durumun kritiğini yapmamız çok daha verimli olacağı kanaatindeyim ben. Bütün bu saydıklarımın hemen hepsinin isterse sağlam, sağlıklı olsun, mutlu olabilmeleri, etkin ve verimli bir hayat sürebilmeleri mümkün. Bunun için her şeyden evvel benim şahsen üretken bilgi diye ifade ettiğim bilgi akışına ihtiyacımız var. İster maddi isterse ruhi ihtiyaçlarımızın temini için bu bilgi çok lazım. Hatta bu bilgiyi üretken adını koymamın bir başka sebebi de var. Misal olarak söylemek lazım gelirse, her bir kardeşimizin herhangi bir işini nasıl yapacağını veya yapmaması gereken bir işinden nasıl kaçınacağının bilgisini bilmesi, fark etmesinin ötesinde neden ve niçin ben bu işi yapmam lazım veya terk etmem lazım gelir sorusuna cevap eğer doğru olursa işte o üretken bilgi oluyor. İşte bu üretken bilginin üstüne her bir insan kendi hayatını dizayn ederse güzelleştirebilir. Çünkü içinde bulunduğumuz durum imtihan vesilesidir. İster sağlıklı olalım, isterse tam tersi olalım. İsterse mal mülk sahibi olalım, bunun tam başka versiyonu da olabilir. Ama hepsinin bir geri tehlike bölgesi olduğunu mutlaka aklımızdan çıkarmamamız gereken bir kural olduğunu bilelim. Çünkü sağlıklı bir insan dış görünümü itibariyle her ne kadar iyi gibi görünse de bu bir avantaj gibi telakki edilse bile eğer o sağlıklı insan sağlığının kıymetini bilmez, elinde bulundurduğu imkanı müsbet manada kullanmazsa onun aleyhine olur. O bakımdan insan bugünü yaşarken geleceğini de bir bakıma yatırım yapmaktadır. O açıdan bakıldığında biz şunu söylüyoruz. Her nerede hangi imkana sahip olursak olalım bu bir kazanım ve kayıp değildir. Ama o içinde bulunduğumuz durumu bakışımız ve oradan hareketle hareketlerimizi düzenlememiz neticesinde bizim sonuç açısından bakıldığında lehimize ve aleyhimize olabilir. Biz bu dünyaya niye geldik sorusunu sorabilirsiniz. Ben şahsen Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten esinlenerek şöyle söylüyorum. Biz bu dünyaya iyi birer insan olabilmek için adeta geldik. Bunun ispatını yapmak bizim elimizde. Hangi şartlar içerisinde olursak olalım. Bugün dünya üzerinde yaşayan birçok kardeşimiz var. Bir tek parmağını kullanarak kitap yazan kardeşlerimizin var olduğunu biliyorum. Bunun benzeri bir sürü şey de var. Her türlü imkana sahip olduğu halde bu imkanı yerinde kullanmayıp zayi eden insanların var olduğu da bir gerçek. Kısa ve öz olarak söylemek lazım gelirse, biz bu dünyadan ve sonraki hayatımızda mutlu olabiliriz. Ama bunun için her şeyden evvel doğru, sahih ve üretken bir bilgiye şiddetle ihtiyacımız var. Yüzeysel ve ezbere bir hayatımızın olmaması için bu bilgilerimizin doğru olması lazım gelir. Bu bilgileri bir iç boyutu var. Yani insan akıllı bir varlıktır. İnsanın bir vicdanı var.
İyi veya kötü bir şey yaptığı zaman o vicdan insana haber verir. Bunun yanında fıtratı var, insanın yaratılışı var. Ama bütün bunların üstünde bir de Allah-u Teala'nın bize lütfettiği bir başka imkan var ki o imkanın adına biz vahiy diyoruz, Kur'an diyoruz. İşte bütün bunlar bu bilgiler ışığında. Çünkü akıl, vicdan ve doğal yapımız bizi bir yere kadar taşısa bile vahiy aslında bizim için en büyük imkandır. Onu kullanmamız lazım gelmektedir. İşte bilgi kaynağımız, bilgi nereye müracaat edeceğimiz yani diye sorulduğunda işte bu kaynaklar göz önüne bulundurarak hareket edersek hayatımız verimli olur, biz mutlu oluruz, mesut ve bahtiyar oluruz. Bu dünya hayatını kazanma yolunda bir mesafe kat edebiliriz. Bu işin bir de ahiret veçesinin olması lazım geldiğini asla unutmamamız lazım gelir diye düşünüyorum. Evet, bu hayatı kazanmak da kaybetmek de mümkün. Allah-u Teala bizi bilgilendiriyor. Bizim için tuzak kurmuyor. Bilgilendirirken zorlamıyor. Tercih hakkı veriyor. Aldatmıyor. Ve neticede bunun sonucunu da haber veriyor. Yani bütün bunların sonucunda hangi şeyi tercih edersek onun neticesini de bize veriyor. Bir şeyi söyleyelim ve bitirelim bu konuşmamızı. İçinde yaşamış olduğumuz zaman diliminin birçok avantajları var. Ama bilgi açısından bir bilgi kirliliğinden çok rahatlıkla söz edebiliriz. Peki ne yapacağız diye sorulursa toptancı olup kabul ve ret etmektense seçici olmak çok daha evladır, iyidir ve güzeldir. Başka bir sohbetimizde, söyleşimizde yeniden sizlerle birlikte oluncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun aziz dinleyicilerim.